Sevgili izleyiciler, kadının gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Yine bu bölümde çok kıymetli, çok değerli bir konuğumuz var. Kader Başkanı Nuray Karoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Evet, Türkiye seçimini yaptı. Dün yerel seçim vardı. Ama kadınlar tarafına dönecek olursak o zaman sözü size bırakmak istiyorum. Yerel seçimlerde kadınlar adına nasıl bir sonuç çıktı? Genel olarak sonuçları biliyoruz nasıl bir sonuç çıktığını ama evet. kadınlar olarak değerlendirecek olursak ne söylersiniz? Evet şimdi dün itibariyle yerel seçimlere bütün ülke olarak girdik ve herkesin tabii ki kendi görüşü çerçevesinde bir umudu ve ümidi vardı. Tabii en önemlisi toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne bu toplumun duyduğu ihtiyaçtı. Ve bu seçim sonuçlarında da bunu elde etmeye çalıştı tüm vatandaşlar. Ee, ümit ederim bu seçimden sonra henüz seçim sonuçları e, netleşmemiş evet, olsa da e, bundan sonraki e, değerlendirmelerin ışığında ihtiyacımız olan barışa ve birlikte yaşama kültürüne öncelikle ulaşabilmeyi ben kişisel olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir kadın vatandaş olarak e, ihtiyacımızın altını çizerek konuşmama başlamak istiyorum. Evet e, kesinleşmemiz sonuçlara göre e, kadınların adının yine olmadığını bu seçimde de görüyoruz. Evet. Nasıl görüyoruz? Aslında bizim bir infografimiz olacak. Belki onu yayınlayabilirsek Arkadaşlar oradan edebilirse. bakabiliriz. Evet. Ee, 2014 ve 2019 yerel seçimlerine evet bakmak lazım. Şimdi 1389 tane belediye var Türkiye'de. Aslında 2014'te 1396 idi. Sonra 1389 oldu. Ee, bu belediye başkanının sadece işte 37 tanesinin kadın olduğu ve oranın da 2.66'ya denk geldiği kesinleşmemiz sonuçlara göre evet. tablomuz bize bunu ifade ediyor. Ee, 30 saniye büyükşehir e, belediyemiz var bunun yalnızca 3 tanesinin Kadın belediye başkanı olarak göreve seçildiğini yine kesinleşmemiz sonuçlar olarak belirtmek gerekiyor. Zaten iki tanesi mevcutta olan belediye başkanlarıydı. Evet, başkanları evet Dazi Antep'te Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye başkanı Fatma Şahin zaten görevdeydi. Ve yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın'da Hı -hı. görev yapan Özlem Çerçioğlu yine görevde olan bir belediye başkanıydı. Tekrar güven tazelediler ve yeniden seçildiler. Bir de şöyle de baktığımız zaman demek ki kadınları seçip oraya koyarsanız iyi işler yapılıyor ki yeniden seçilebiliyorlar değil mi? Şans verildiği zaman. Evet yani şeyi de tamamlayayım. Üçüncü kişiydi Halkların ve Demokratik Partisi'nin de Van'da Bedia Özgökçe Ertan'ın seçildiğini Hı. duyduk. Dolayısıyla 30 büyükşehir belediyede 3 evet, tane kadın 3. belediye başkanının olduğunu biliyoruz. Sonra tabi il belediye başkanlıkları var. E, ee, bütün konuşmalarımın aslında tekrar tekrar olmaması adına Baştan şöyle bir giriş yapayım bir daha tekrarlamak istemiyorum. Çünkü YSK'nın seçim yasakları da var. Henüz kesinleşmemiş seçim sonuçlarına göre kader olarak bu verileri bildiriyoruz. Tabii ki sonuçlar kesinleştikten sonra kader olarak yine ayrıca bir çalışma yapıp kesinleşmiş seçim sonuçları olarak diye belirteceğiz. Ee, İl belediye başkanlığında bir tane kadın gözüküyor. Ee, ilçe Belediye Başkanlığı'nda 29 tane, Belde Belediye Başkanlığı'nda da 4 tane kadın gözüküyor. Yani 1389 adede karşılık sadece ve sadece 37 tane kadın belediye başkanı var. Evet. 2.66. Dünya ortalamasının çok altında dünya ortalaması %20.9'lara tekabül ediyor ve dünyada da Yerel yönetimler aslında kadınların kendilerini daha rahat ifade edebildikleri, daha rahat çalışabildikleri ve daha çok katma değer üretebildikleri bir alan olduğu ortada. Sizin de dediğiniz gibi daha önce seçilmiş olan belediye başkanlarının ikinci kez seçilmeleri aslında güven tazelemelerinin hmm. çok boş olmadığını, çok değil hiç boş olmadığını gösteriyor. Oraya demek ki çok önemli hizmetler götürmüşler. Vatandaşa yerelde dokunabilmişler. Evet ihtiyaçlarını tespit edebilmişler ki tekrar seçilebildiler. Dolayısıyla bu kısım çok önemli. Muhtarlarda da aynı şey geçerli. Tabii şu anda henüz belli olmayan yerel seçimlerin belediye meclis üyelikleri ve tabii ki e, muhtarlıklar birimleri var. Bunlar henüz daha netleşmedi zannediyorum bir iki üç güne kadar çıkacaktır. Buradaki kadın sayısının artmış olması da son derece önemli olacaktır. Seçimlere girmeden evvel 50.200 tane Türkiye'deki muhtarak e, muhtar sayısına karşılık yalnızca 674 tane kadın muhtar vardı Türkiye'de. Hı hı. Şimdi kader olarak e, yaklaşık geçen senenin Kasım ayından beri ee, Antalya'da 104 kadınla başlayan kadın muhtarlara eğitim programımız onu devam eden 10 ilde de toplamda 600 aşkın kadına ulaşarak Kadın muhtarları, aday olmak isteyen kadın muhtarları evet. güçlendirmeye gayret ettik. Onları cesaretlendirdik ve bilgi açısından ihtiyaç duydukları bilgileri ve donanımları kendilerine aktarmaya çalıştık. Hayır, sizin de cesaretiniz işe yaramış demek ki gerçekten Sanıyorum, Türkiye'de çok fazla yani muhtarlığa kadınlar çok ilgi gösterdiler bu seçimde. Bu seçim döneminde haklısınız. Bunu fark etmiş olmanız ayrıca bizim için de çok sevindirici. Eee ümit ediyoruz ki bu 674 sayısının e, dikkat çekici bir noktaya gelmesi tabi e, toplumsal değişimler ve dönüşümler sihirli bir değnekle olmuyor e, zamana mutlaka mutlaka ihtiyaç duyuluyor ama e, muhtar sayısını biz kaderliler olarak da çok büyük bir heyecanla bekliyoruz kaç olacağız diye evet İnşallah tabi o muhtarlıktaki sayılar evet bu seçimde böyleydi bundan sonraki seçimde inşallah hem mecliste hem şey e, Belediye meclisinde hem de belediye başkanlıklarına katlanarak çoğalsın diyelim değil mi? İnşallah. <laughs> Peki e, baktığımızda çok az da olsa işte üç tane e, 30 tane de üç tane büyükşehirde e, kadın oldu. Böyle baktığımızda kadınların ortak özellikleri de var mı bu anlamda adayların? Aslında ben burada çok cinsiyetlendirilmiş bir ortak özellik olacağını düşünmüyorum. çünkü bir erkek nasıl adaylaşma ihtiyacı duyuyorsa ve kendinde bu konuda hangi yetilerin olduğunu fark ediyorsa, kadın için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla istemek cesaret etmek, Israr etmek ve zorluklara göğüs germek çok önemli. Tabii kadınlar açısından dezavantajlar diye sorarsanız evet bu kadınların karşılaştıkları çok önemli dezavantajlar var. Bir defa kadın karar alma mekanizmaları için mücadele ederken sosyal ya da e, ...finansal sermayeye erişme konusunda erkeklerle aynı ölçüde haklara, şanslara sahip değiller. Evet yasalarda çok uzun yıllar önce 1930'dan gelen elde edilmiş kadınların hakları olmasına rağmen... E, ...sosyal ve finansal sermaye konusunda kadınların erkeklere nazaran önemli ölçüde eksiklikleri evet. var. Dolayısıyla e, bu eksikliklere rağmen biz de varız diyebilmek, ben de varım diyebilmek gerçekten çok önemli... E, cesaretli, ısrarlı e, ve hatta demotive edilen yerlerde de dik durarak e, bu seçimleri götürebilen bütün kadınları ayrıca tebrik ediyor. Evet, kesinlikle öyle. <gülüyor> <gülüyor> Peki biraz da tabii çok fazla kampanyalar da yapıldı bu süreçte. E, bu seçim kampanyalarında kadınların rolü ne oldu? Evet, işte baktığımızda yerleri belli, e, siyasete girenlerin yerleri belli ama e, kampanyalarda kadınların da çok ciddi bir rolü olduğunu düşünüyorum ben. Öyle baktığımızda ne söylersiniz? Evet, aslında kampanyalarda e, örnek verirken şuradan e, yola çıkmak istiyorum. E, Kaderin e, yaklaşık 3 seçim dönemidir. Ee, özellikle yerel seçimlerde aday olan belediye başkanlarına imzalattıkları bir e, kadın dostu kent taahhütnamesi evet. var. Seçildikleri takdirde neleri önceleyeceğini e, ve e, stratejik bütçe planlarını oluştururken neleri yapacağını belirten bir taahhütname bu yıl gerçekten çok sevindirici oldu. Yüze yakın belediye başkanı adeta yarışırcasına bu taahhütnameyi imzalamak istediler. Evet, imzalayıp ondan sonra da sosyal medyalarından paylaştılar Evet, etti. Evet, evet. Bir de öyle bir olay oldu ve hatta şöyle bir şey oldu. Biz İstanbul'dayız. Tabii ki Kaderin genel merkezi İstanbul'da ama değişik illerde şube ve temsilcilikleri var. Oralardaki adaylara ulaşmakta bir problemimiz yoktu. Ama şube ve temsilciliklerimizin olmadığı alanlardaki, şehirlerdeki, ilçelerdeki, beldelerdeki belediye başkan adayları kadın ya da erkek genel merkezimizi arayarak bu taahhütnameyi biz de imzalamak istiyoruz ne yapabiliriz bize nasıl yardımcı olabilirsiniz diye sordular. Evet. Dolayısıyla e, bu sevindiriciydi. Tabii imzalamak önemli bir farkındalık yaratmak konusunda altı çizilecek bir durum. Ama daha da önemlisi evet belediye başkanları seçildikten sonra başlıyor önemli olan kısım. Biliyoruz ki ilk 6 ayda kendi stratejik planlarını oluşturuyorlar. İşte bu planları oluştururken yönetim ve yönetişim açısından bakarak Planlamalarını yapacaklar mı ve dezavantajlı durumda gözüken kadınlara, engellilere, çocuklara maalesef bunu saymak zorundayım. Yani kadınlar da dezavantajlı grupların içerisine giriyor birçok yerde evet. çünkü temsil eksikliğimiz var. Dolayısıyla da ihtiyaçlarımız gözükmüyor ve kampanyalarda kadını merkeze alarak işte biz seçildiğimizde kadınlara yönelik bunları yapacağız evet. ilimizde ilçemizde gibi belirleyici başlıklar altında kampanyalarını yürüttüler. Peki bu başlıklar neydi? Daha yeşil bir kent bu aslında hem kadının hem erkeğin aslında çok arzu ettiği kent taşlık hakkından doğan hı hı. bir hak ama gittikçe özellikle büyük şehirlerde ee, yeşil alana gerçekten hasret, hasret kalır kalınmıyor. durumdayız. Ee, bunu o, zannediyorum ki son dönemde e, birçok siyasetçi fark etti. Hatta Cumhurbaşkanımız e, hatırlarız hepimizin hafızalarında daha tazedir İstanbul'a haksızlık yaptık diye bir ifadesi vardır. Ee, yeşil alan gittikçe azalıyor Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde bu o, çocukların gençlerin, kadınların, yaşlıların erkeklerin yani tüm insanların kentte yaşayan tüm kenttaşların ihtiyacı olan bir şey ee, bunun dışında her mahalleye bir kreş e, evet. sözü vardı çoğunlukla bütün liderlerin çünkü e, kadının e, evin dışına çıkıp e, çalışma hayatına atılabilmesi için ee, çocuğunu emniyetle emanet edebileceği ve ekonomik koşullarda da erişiminin kolay olduğu e, kreşlerin olabilmesi yine e, modern hayatta modern belediyeciliğin ve sosyal belediyeciliğin e, kendi kent taşlarına sunduğu haklardan birisidir. Ama maalesef Türkiye'de e, mahalle bazına bakıldığında e, var olan e, kreş sayısı azdır. Keza evet. bunun gibi ee, yaşlı bakım evlerinin sayısının az olması ya da kadınların e, evlendikten sonra işte çocuklarına bakma zorunluluğundan dolayı böyle bir e, nedense yerleşik cinsiyetçi rol modelleri var Türkiye'de biliyoruz bunu hepimiz işte çocuğa kadın bakar genelde dolayısıyla eğer bir yerde çalışıyorsa işinden ayrılır, evinde oturur ve çocuğuna bakması beklenilir. Aslında o hem annenin hem babanın çocuğudur. Ama bu kadının omuzlarında evet. varsayılan Kadın bir görev, görevdir. görevdir. Evet, o da cinsiyetlendirilmiş rol yapısı gereği. Bunu engelleyebilmek için yani kadını evet evde çocuğuna bak dedikten sonra bir 10 yıl sonra kadın çocuğunu büyütünce ve tekrar istihdama katılmak istediğinde artık köprünün altından çok sılar atmıştır. Evet. O hayatta nasıl var olabilmeli? Değişen sisteme nasıl uyumlanabilmeli? Bunun için de kadınlara kendi bulundukları bölgelerde ulaşımı rahat ve güvenli bir şekilde gidip gelebilecekleri, eğitim alabilecekleri alanların, kursların açılabiliyor olması çok önemliydi. Ama tabii kurslardan bahsederken yalnızca el işinden bahsetmiyoruz. Yani gerçekten kadının iş hayatında var olabilmesini İstihdama sağlayacak katılıp, İstihdama katılacak. Evet. İstihdama katılacak. Belki bir tekstil işçiliği olabilir. Hmm. Bir kooperatifçilik olabilir. Yine geleneksel rol modeli yani kadın mutfak ve kadın el işi üçlemesinden bakılınca bunlar evet olmalı ama bir kodlama eğitimi de olmalı genç anneler için en azından ee, çünkü teknoloji çok hızlı ilerliyor ve kadınların kendini bu alanda daha eksik hissetmelerinin önüne bu tür eğitimlerle geçebiliriz. Bu da bir belediye başkanının kendi ilinde, ilçesinde ve beldesinde sorumluluk alanı içerisine girmesi lazım ya da kadın sığınaklarının arttırılıyor olmasıyla ilgili. Seçim vaatleri vardı, kadınlara yönelik seçim vaatleri içerisinde. Bunların her biri e, kadınların ihtiyaç duyduğu alanlara dikkat çekilmesi açısından gerçekten çok önemli maddeler. Öyle. Ama e, biz kadınlar e, belediye başkanları seçildikten sonra e, bu tarihname imzalasın ya da imzalamasın. Kadınlar, çocuklar, gençler için, ihtiyacı olanlar için. Ne yapıldığıyla ilgili aslında sorgulamak istiyoruz. Yani evet işte seçilmeden evvel vaatleriniz böyleydi kampanyalarınızı bu temelden yürüttünüz. Peki şimdi görevdesiniz ve işte yaklaşık bir yıl kadar bir zaman geçti. Bu bahsetmiş olduğunuz gruplar için neler yapmayı planladınız ve neler yaptınız da sorgulayacağız tabii ki kadınlar evet. olarak. Kampanyalarda kadınlara ve çocuklara daha fazla vaatte bulunanlar bir tık öne geçtiler galiba değil mi? E, aslında evet geçildi yani ona e, dikkat ettik. Çünkü projesi olan belediye başkanları e, bu konuda daha çok katma değer yarattıklarını Hı -hı. gördük. E, çünkü e, yerel seçimler farklı bir şey genel siyasetin dışında bir şey. Genel siyaset anlaşılabilir bir takım dinamikleri içinde barındırıyor ama yerel siyaset bunun tamamen dışında olan evet. bir model. Dolayısıyla hakikaten vatandaşın isteğine, halkın ihtiyaçlarına yönelik uygulamaları içermesi lazım. Bu alanda projeleri olan e, belediye başkan adayları evet öne geçtiler e, ve seçildiler ya da işte biraz evvel bahsettiğimiz gibi iki belediye başkanı da kentlerinde yaptıkları bu değişim ve dönüşümden dolayı da demek ki farkındalık yaratmışlar ki tekrar seçilebildiler. Artık e, vatandaşlar ee, ...işte beni seçin her şey çok güzel olacak gibi bir kampanyayı kabul etmiyor. Proje görmek istiyor. Evet, somut şeyler evet, görmek e, istiyor. Evet, elle tutulabilir neler vaat ediliniyor ve neleri gerçekleştirebileceklerini görmek istiyor. Yerel yönetimler her ne kadar bu son seçim döneminde... Ee, ülkenin bir genel seçime giriyor havası verilmiş olsa da tamamıyla bundan farklıdır ve hatta e, siyasi partiler sırf bu nedenden dolayı da değişebilmelidir. Çünkü yerelde halk, vatandaş, kenttaş kendisini yönetebilecek ve kendisine doğrudan doğruya hizmet götürebilecek, hı hı. dokunacak olan kişileri seçmeli. Ama bizim sistemimiz içerisinde belediye başkanları seçilirken nedense adaylar tayini bir sistemde belirleniyor. Yani yukarıdan belirlenen bir belediye başkanını o partinin belediye başkan adayı olarak da halklar halk kent taş oylamak zorunda kalıyor. Oysa bu sistem böyle olmamalı. Nasıl kendi muhtarımızı kendimiz seçebiliyorsak belediye başkanımızı da seçme özgürlüğümüz olmalı. Asla birçok şey meli malı kısmına giriyor evet. Türkiye'de. Bunun için siyasi partiler yasasının değişmesi son derece önemli. E, kotaların uygulanabiliyor olması son derece önemli. Biz kader olarak görüştüğümüz belediye başkan adaylarında taahhütnameyi imzalarken aynı zamanda yapacaklarıyla paralel olarak da kendi oluşturdukları belediye meclis yapısını da kendilerine sorduk. Dedik ki nasıl bir belediye meclis yapınız var? Kaçı kadın, kaç erkek? Zaten orada baktığınızda işte, işte 15 tane diyorsa, 10 tane diyorsa ya da Oran yüzlük bir barem diliminde işte yüzde onlarda, on beşlerde kalıyorsa e, bu konuda çok da gerçekçi olmadıklarını söyledikleri kadar bu konuya çok önem vermediklerini de görebiliyoruz biz kadınlar. Evet çok doğru. E, dolayısıyla belediye meclis yapısı, muhtar sayısı, işte kent konseylerinin yapısı, e, kadınların da içinde bulunduğu ve doğru oranlarda bulunduğu yapılar haline dönüştürülebilirse... Ee, o zaman belediyelerin sahip olduğu kaynaklar da eşitlikçi bir biçimden ihtiyaç haline dönüşecektir. Şimdi bazı belediyelerde deniliyor ki biz bütçemizi eşitlikçi bir yapıya göre dağıtıyoruz. Aslında eşitlikçi bir yapı çok doğru bir ifade değil. Hı -hı. Neden doğru bir ifade değil? Çünkü her cinsin ve herkesin kendi içinde bulunduğu duruma göre ihtiyaç farklılıkları var. Şimdi siz bir belediye başkanı olarak kendi ilçenizde yaşayan vatandaşlarınıza baktığınızda işte sizin iki yaşlınız varsa evde ben de bir belediye başkanıysam bir yaşlı bakım evi açtığımda o ilçede siz bundan memnun olursunuz öyle değil mi? Evet. Yani evet bakın benim ihtiyacımı gördü bu gerçekten çok önemli bir ihtiyaçtı bunu önceledi ve böyle bir aksiyon aldı bu harika bir sosyal belediyecilik anlayışı diye bakabilirsiniz. Ama diğer taraftan bir başka kadının da işte 3 tane çocuğu varsa ve mahallelerdeki kreş sayısı yeterli değilse o zaman ben o belediye başkanını çok sosyal belediyecilik anlayışına göre hareket ettiğini göremem. Ama o belediye başkanı yapmış olduğu çalışmayı ve yaptığı faaliyetleri şöyle anlatabilirse vatandaşa benim ilçemin genelinde %70 oranında yaşlı oranı var. Yaşlı nüfusa sahibim ve onun için önceliğim benim. Yaşlı bakım evi açmaktı. Ama bu demek değildir ki ihtiyaca göre kreşleri açmayacağım. Ama yüzde yetmişe yüzde otuz eşitlikçi değil işte. Buradaki ihtiyaçlara göre hareket etme durumu ön plana çıkıyor. Evet. Dolayısıyla e, belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışıyla yeniden yönetim ve yönetişim kavramlarını da içinde barındırarak. Ee, bu bakış açısıyla sosyal belediyecilik kavramını yeniden yorumlayarak hizmet götürüyor olması e, dokunduğu vatandaşa, hizmet götürdüğü vatandaşa daha efektif e, sonuçlar yaratacağını bize gösteriyor. Mesela bir belediye başkanı e, ilçesinde bir spor salonu açmıştır ve çok da güzel bir kompleks e, yaratmıştır sonunda. Çok büyük rakamlar harcanarak muhteşem bir e, spor salonu vardır orada ama efektif olup olmadığına bakıp değerlendirmek istediğimizde oranın belki de akşamları erkeklerin daha çok işten çıktığında kullandıkları bir mekan olarak gözükmesini değerlendireceklerdir ve gündüz o kadar büyük bir spor kompleksinin tamamen boş kalıyor olması dikkat çekmesi gerekli. Ve bununla ilgili araştırma yapması lazım. Ya yani ben buraya milyonlar milyarlarca lira para harcadım ama niye burasını efektif çalıştıramıyorum gibi bir araştırma yaptığında akşam saatinde orayı kullanan kadın sayısının daha az olduğunu çünkü cinsiyetçi roller gereği evet. kadının evine gidip işte çocuklarına bakması, yemeğini yapması, evin günlük işleriyle ilgilenmesi çalışan bir kadınsa dahi Dolayısıyla çok az çalışan kadın belki oradan akşam saatinde faydalanıyor ama daha çok erkekler faydalanıyor. Peki gündüz kadınların oraya katılımı sağlanamaz mı? İşte burada o belediyenin e, sosyal belediyecilik anlayışıyla ve yeniden yorumlanan modern belediyecilik anlayışıyla bir araştırma yaptığında o kadınların, o ilçede oturan kadınların, çocuklarını bırakacakları bir yer olmadığı için. O spor salonuna katılmakta ve oradan faydalanmaktan mahrum kaldıklarını öğrenecektir. O zaman ne yapmak lazım? Belki de o spor salonunun içinde, yanında bir yere çocuklarını kadınların getirip bırakabileceği evet. bir yer oluşturulabilirse, çocuklar orada eğlenirken ve kendi aralarında sosyalleşirken kadınlar da spor yapabilirler. Yani artık belediyecilik işi işte kömür dağıtmak ihtiyacı olana makarna vermek değil, insanlar farklı şeyleri istiyorlar. Dünya buna doğru evrildi ve evrilmeye devam ediyor. Bizim belediye başkanlarımızın da bu konuda bunu önceleyen, bu maddeleri, bu önemli noktaları önceleyen bakış açısıyla yönetim modellerini oluşturmaları gerekiyor. Evet, peki daha konuşacak çok şeyimiz var ama böyle kısacık bir araya gideceğiz. Sonra tamam. kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki, teşekkür ederim.